Tabii bu hakikaten Türkiye için çok olumlu bir adım. Türkiye'nin aslında son 10 yıldaki başarısının, bir restorasyon döneminin, ekonomide restorasyon döneminin tescillenmesi anlamına geliyor. Çünkü en son 1990'lı yılların başında, 1992'de Evet. Türkiye ilk notu aldığında yatırım yapılabilir kategoride değerlendirmiş. Yani Standard & Poor's tarafından ve Moody's tarafından. Fitch tabii o dönemde henüz Türkiye'ye not vermiyordu. 94'te vermeye başlamış. 94'te verdiği notta zaten krizi yansıtacak şekilde düşük düzeyde belirlenmiş. Yani 20 yıllık aslında bir özlemin tekrar giderilmesidir. Çünkü 90'lı yıllar biliyorsunuz koalisyon hükümetleri düşük büyüme dönemi Evet. %3 civarında iki tane büyük kriz hatta 3 diyebilirsiniz. Yani çok önemli krizler yaşanmış. Türkiye'nin aslında yerinde saydığı fakat bu arada borcun yani toplam kamu borcunun milli geliri oranının %25'lerden %80'lere çıktığı bir dönemden bahsediyorsunuz. Ondan dolayı Türkiye'nin iflas riski tabii ki dikkate alınmış ve bu çok yüksek değerlendirilmiş ve Türkiye'ye verilen notlar hakikaten hep o sıkıntıları yansıtmış. Şimdi Fitch 2002 sonundan 2003 başından bu yana Türkiye'nin kredi notunu tam 5 kademe arttırdı.